kick diyor yabancı. At demiyor amına koyayım. At ne demek? At yani. At. At avrat silah. Yani Türksün oğlum yani. İstediğin kadar götünden uydur. Evet. Sırf genetiğinde var. Tamam. Sırf küfür lügatı yüzünden Türk olmak istiyorum Erlik. Beni buradan yakaladın. Tamam. Evet doğru. Mesela evveliyatını götünden sikeyim diye bir küfürü kaç dilde edebilirsin değil mi? Benim yani benim bu derece bir alkışlanlıkla. Evet. Ya sönmez diye bir adam var. Arkadaşlar sönmez diye bir adam var. Bu adam yabancı birisi olsaydı şu anda dünya klasikler arasına alınmıştı. Üniversitelerde incelenmişti. Tez haline gelmişti söylem. Ama Türkiye'de olduğu için değeri bilinmiyor. Ananı atla kaçırayım pelerinle Tarkan gibi diye bir cümle bir giriş var. Yani bu metaforik yapıyı kafanda nasıl canlandırdığını bir an hayal ettim ben şimdi atın üzerinde. Ananın arkamda pelerinle. Değil mi? Yani bu... Kırbaçla diyor. Ananla oturayım kiraz da ananla oturayım da karşılıklı ay çekirdeği. Cemre kiraz ağacından kamçı yapayım. Bak kiraz ağacından kamçı bak seni kırbaçlamıyor. Kamçı yapıyor bunu da kiraz ağacından yapıyor. İşin metaforine bak. İşin metasına bak. Alegorisine bak yani. Kanka namusunu alayım namusunun saçını başını yolayayım diyor bak mesela. Namusa da böyle bir somutlaştırmış namusu anladın mı? Of, reis çok çok derin ya sembolizm falan. İlmimiz yetmez sahiden. Biz arası çete yazmış. Anana hükmedeyim diye bir lafı var. Kumandayla hükmedeyim. Rengini kızıp açayım. Bu da bunu şey yapıyor. Adam yani doğuştan tülüat sanatçısı anladınız mı? Adam bunu önceden hazırlamıyor yani. Ağzına geldiği gibi. Yalnız adamın sesi de çok iyi. Bak o küfürleri o akıcılıkla ben söylesem aynı etki olmaz. Adamda böyle Davudi bir ses var ya. Aynen. O ses de süper oluyor. Gökten sesleniyorsun yani. Dua ettiği zaman gökten böyle bir yanıt gelmesini bekliyorsun aslında. Tamam, gökten biraz. Kaç kardeşsin Keke? Kaç kardeşsin? Üç erkeği bir kenara koyayım Keke. O iki kızı amından götünden her tarafından sikeyim. Karşıdaki de o zaman da internet şeyi çağları ya ilk çağları. Aha. Karşıdaki de konuşamadı için. Çete yazıyor ama yavaş evet. Böyle. El evet. Alışmamıştı anladın mı? Yazıyor. En son şey yazdım. Ben okulumu bir senin amına korum yazmışsın anladın mı yani? 50 bin küfür yemiş. Tabii, oğlum yani. Sülale indirmiş. Soykırıma uğramış sülale. 5 dakikada. Sen hala orada yazıyorsun. Senin amına korum seni adres ver falan. Hele Fako 5 dakikada bir yazıyor. Tekelle yazdığı için. Babayın amına korum. Gavat senin babaydır. Hatırlıyor musun? Amına kodumun Hakan Balabin. Kafaya bak yılan gibi. Amına kodum. Harbiden yılan gibi ya. Bildiğin kobra ya. Şey de çok güzel. Adam modemi söktü götürüyor dayı. Mutluyum kafamda. Cemre kameraya yaklaş kameraya. Biraz içerlemiş gibisin. Bak. İçerlemiş gibisin. Bak alınmış gibi falan değil. İçerlemiş gibisin. Burada bile. Anladın mı? İçe doğru yere kayıyor ya. Yenge abla değil mi lan? Orospu çocuğu. Niye sikiyorsunuz yengenizi? Harbiden bu yenge olayları orada niye fazla ya? Ya Berdel virüsünü nasıl eksiyordu ya? Allah yok, bilmiyorum. Atacak yeri yok yani. O Berdel olayı yalnız bizde de var. Burada Türklerde de var. Var biliyorum. Anlasın diyor ya. Adam hiç şey yok yani. Evet. Ya biz bir bakma şey Berdel'den Berdel'den eşek sikmeye kadar pek çok şey Kürtlere yeteledik de bunlar bizde var yani esas. Şey diyor ya odaya alıyor önce şeyi kurbanını maktülü alıyor odaya diyor ki şey yatıyor böyle. Rojbaş keke nasılsın? Civane baş giriyor karşıdaki de böyle neresin? Vay diye gidiyor oradan ondan da cevap veriyor. Yani internetin ilk dönemi arkadaşlar yani şimdiki gibi değil böyle bir tüketime maruz normal bir şeydi sokakta karşılaştığın adamla nasıl konuşuyorsan nasıl samimiyet kuruyorsan öyle konuşuyorsun o dönemde. Daha nerede böyle bir şey? Daha böyle yayın mayın bilmem ne sürekli telefon falan bir durum yok.
Erol'u da garibim internet kafeden. Köyünden. Adam Kurtlar Vadisi izlemeye gelmiş değil mi orada? İnternet kafede Kurtlar Vadisi izleme furyası vardı bir ara. Şey yazacak abi, Sertab Erener yani klibini falan izleyecek, anladın mı? Yani görememiş. Nezin klibine falan bakacak. Gariban yok yani. Gelmiş orada iki el CS atacak falan böyle. Orada boktan bir headsetle hayatının şeyine kayıyor ve öyle bir hafızaya kalınıyor ki eleman. Gitti her zaman fotoğraf çekiliyor. Bir düşünür değil mi insan? Bu adamlar benimle niye fotoğraf çekiliyor diye. Yazı yazma. Her okudu. Ben onu şey yaptım bu arada. Sönmez o kadar kişi bilmiyor. Ben Yahero Yamero yayındayız. 40 bin kişi falan dinliyor. Vekil Mekil. Eren Erdem gidiyor. Diyor ki beni de yayın alın falan diye yazıyor. Diyor ki DJ Eruhlu yapacaksın. Lavuk DJ Eruhlu. Mikrofon açabilmek için nikini DJ Eren Erdem yapacaksın. Yoksa seni almam dedim. Hiç sen anlamamış. Belki dinleyenlerden vardı. Anladık Baruk. Yayında söylemiştim. O yaptı. Ben sağlam şeylerden biri de. Yani en güldüğüm şeylerden biri de. Mute alıp gülmüştüm ama.